araçsallaştırılmasının ceza adalet sisteminin saygınlığına, itibarına, güvenilirliğine de fevkalade zarar getirdiği düşüncesindeyim. Şimdi somut vaka açısından Halkların Demokrasi Partisi eleştirilmeyecek mi? Elbette ki eleştirilecek. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra %13 oya ulaştıktan sonra tam o 6 milyon oyu, seçmenin oyunu almış bir siyasi parti olarak kendisinden beklenilen neydi? Terörle arasına bir mesafe koymasıydı. Bunu yapmasını bekliyorduk. Yapabildi mi? Hayır, yapamadı. Peki Türkiye'lileşme sloganıyla yola çıkmıştı. Bütün Türkiye'yi kucaklayacak bir siyasi hareket olacaktı. Bunu yapabildi mi? Bunu da yapamadı. Siz HDP'yi pek çok açıdan eleştirebilirsiniz. Yerden yere verebilirsiniz. Çok güzel. Ama netice itibariyle bu hataları da ortaya koyabilirsiniz. Ama demokratik siyaset kanallarını kapatarak, onun temsil kabiliyetini ortadan kaldırarak, siyaset yolunu ortadan kaldırmak ile siz Kürt sorununun çözümünde bir yerlere ulaşamazsınız. Ve bir de tabii söylemlere de çok dikkat etmek lazım. Bu HDP'ye oy veren yurttaşlar için işte 6 milyon kurşun veya bunları terörize etmek, aman yani bu çok tehlikeli, çok yanlış bir dil. Bizim bundan çok itina etmemiz gerekiyor. Ve aslına bakarsanız efendim. Dili düzgün kullanmak. Tabii tabii. Yani netice itibariyle o seçmenlere yönelik suçlayıcı bir beyanda bulunmak son derece yanlış ve çirkin. HDP'nin çok yanlışları olabilir, hataları olabilir. Gönül isterdi ki şu ekranlar HDP'lilere kapalı olmasa, biz onların yüzlerine karşı bu eleştirileri yapabilsek ve onlar da bu eleştiriye karşı ne diyorlar? Biz ortaya koysunlar. Çünkü hatalar çok bariz ama bu hatalar ne olursa olsun demokratik siyaset kanallarının kapatılması. Şimdi bakın şu var. Yani suç da mı işlesinler o zaman? Asla ve kat'a böyle bir şey yok. Mesela ne açıkladı Sayın İçişleri Bakanı? Bir HDP milletvekilinin Gara operasyonlarından önce oraya giderek oradaki terör örgütü mensuplarıyla ilişki irtibat kurduğunu. Bizim terörle mücadele kanunumuz çok açıktır, ikinci maddesi. Terör örgütü üyeliğine ilişkin olarak bu irtibat ve iltisakı gösterecek. Ama bakın sadece söylemden ibaret değil. Maddi deliller ortaya konuldu. Somut deliller ile bu irtibatı ortaya koyduğunuzda elbette ki o kişi veya kişiler kimler ise hakkında terörle mücadele kanunu uyarınca gerekli soruşturma açılır, gerekli yasal işlemler yapılır, deliller de ortaya konulur ve bu kişiler yargılanır, cezalandırılır. Ama bizim anayasamızın 38. maddesinde çok açık bir biçimde suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi düzenlenmiştir. Münferit olarak bir siyasi partiye mensup A kişisi, B kişisi, C kişisi suç işlemiş olabilir. Bu terör suçu da olabilir. Ama bunun için siz az önce söylediğim şekilde elbette ki adil yargılama hakkının gereklerine uygun olarak o kişi hakkında gerekli ceza soruşturmasını yürütür. Yeterli suç şüphesi varsa davayı açar, yargılamasını yapar ve kuvvetli delillerin neticesinde suçun işlendiğini tartışmasız bir biçimde ortaya koyan vicdani kanaate ulaşırsanız mahkumiyeti de ortaya koyarsınız. Burada hiçbir problem yok. Ama burada sorun nedir? Bireysel münferit olarak işlendiği ileri sürülen suçlar nedeniyle kurumsal bir yapının demokratik siyaset içerisinde var olma hakkını siz ortadan kaldırdığınızda aslında istemeden de olsa terör örgütüne olağanüstü bir propaganda malzemesi vermiş oluyorsunuz. Bakın diyorlar, bakın sizin seçtiğiniz insanlar demokratik rejimin içerisinde bir siyaset yapmaya çalışıyorlar ama sistem, Türkiye buna müsaade etmiyor. Hı. Ve siz aslında demokratik siyaset kanallarını tıkadığınızda aslında bunun fevkalade suistimal edilebilmesine, terör örgütü tarafından istismar edilebilmesine, kitlelerin yanlış yönlendirilebilmesine uygun bir zemini de, atmosferi de hazırlıyorsunuz. Dolayısıyla tekrar ifade etmem gerekirse ben bu sürecin hiç bir biçimde Türkiye'nin menfaatine olmayacağını, Türk siyasetinin demokratikleşmesi, meşru siyaset kanallarının işletilmesi suretiyle Türkiye'nin sorunlarının çözümlenmesi anlayışıyla bağdaşmayacağını, hiçbir sorunu çözmeyeceğini düşünüyorum ki az önce de ifade ettiğim gibi tarihsel deneyimimiz bu yoldan gitmenin hiçbir biçimde bize bir olumlu sonuç ortaya koymadığını gösteriyor. Zor kullanmak çözüm değil. Eğer olsaydı 90'lı yıllarda düşünün, bir hatırlayın, Tansu Çiller'i, Mehmet Ağar'ı, sadece parti kapatma fezleke falan da değil, bir adım ötesine faili meçhul cinayetleri düşünün, JITEM'i düşünün, Beyaz Torosları düşünün, öyle çözülebilseydi, onlar zaten bu işin babasını yaptılar, çözülürdü. Aa,
zor kullanarak bu iş çözülemiyor maalesef. Bizim evrensel aklın gereği olarak dünyada diğer ülkeler etnik terörle mücadele ederken, işte ben başka bir programda da örneğini verdim. İngiltere IRA ile nasıl mücadele etti? İspanya ETA'yı nasıl bitirdi? Kolombiya'da FARC nasıl ortadan kaldırıldı? Tüm bu süreçleri sadece şiddet sarmalı boyutuyla değil, sosyolojik yönüyle, ekonomik yönüyle, kültürel yönüyle bütüncül bir biçimde değerlendirip bu işe kalıcı bir çözüm bulmamız lazım. Ama yöntem bu değil. Bu doğru yere çıkmıyor. Peki yöntem ne? Yöntem doğru değil diyor Hasan Sınar. Hüseyin Alpçekin, siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ya anlatırken tabii bir